Saçlarım çok kötü. Hoş geldiniz. Bundan aylar önce attığım videoda tam olarak şöyle bir açıklama yapmıştım. Babam kanserle mücadele ediyor ve bunun benim üstümde bıraktığı psikolojik etkiyi tahmin edebiliyorsunuzdur az çok. Ben bu videoyu atmama rağmen videolar nerede kaldı sana yazıklar olsun gibi yorumlar gelmeye devam etti. Sanırım insanlar açıklamaları görmüyor dedim ama açıklamayı yaptığım videonun altında bile bu tarz yorumlar vardı. Daha fazla size bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani topluluk kısmında yazdım, videosunu çektim. Başka yerlerden duyurdum. Ama ne yazık ki insanlar bazen anlayışsız olabiliyor bu konuda açıkçası benim fazla yapabileceğim bir şey yok. Her şeyi sıfırdan açıklamak istemiyorum ama özet olarak babam rahatsızlandı, tedaviye başladı ve ben de onun yanına gittim. Zaten ben onun yanındayken benden video beklemeniz açıkçası çok mantıklı bir hareket değildi. Bu bahsettiğim kişiler çok küçük bir azınlık genel olarak hepinizin geçmiş olsun dilekleri için size tekrardan sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdiden soracağınızı da biliyorum durumlar nasıl diye. Açıkçası pek fazla bir gelişme yok doğruyu söylemek gerek umarım her şey yoluna girer. Fark ettiğiniz üzere şu an Antalya'ya döndüm. Gerçi arka plan farklı çünkü video çektiğim odada klima yok ve ben böyle inanılmaz terliyordum o odada. Böyle rahat rahat, serin serin video çekebileceğim salonuma geldim. Gerçi arkayı falan biraz toplasam daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ama yine de bu arka plan daha çok hoşuma gitti gibi benim. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka yazın. Bu videoda size bahsetmek istediğim birkaç tane küçük nokta var. Öncelikle bir takım seriler yarım kaldı. Tabii ki buna alışıksınız ama bu sefer gerçekten elimde olmayan sebeplerden ötürü. Resident Evil serisine devam etmeyi düşünüyorum. Minecraft serisine devam etmeyi düşünüyorum. Ve gördüğüm üzere beyefendi YouTube'a geri dönmüş. Kendisini buradan çağrıda bulunuyorum. Gel beraber bir Minecraft serisine başlayalım ortalık kek olarak aldı. Kabul edersen bana özelden ulaşabilirsin. İkinci duyurmak istediğim şey de katıl butonunu artık aktif ediyorum. Kesinlikle zorunlu değil. Hani katıl üyesi olmasanız da çok fazla bir şey kaçırmayacaksınız. Ancak Discord sunucumuza gelebileceksiniz. Onun dışında da bazı videoların çekim hatalarını falan böyle ayda bir iki kere editlemeyi böyle montaj halinde video olarak sunmayı düşünüyorum. Eğer böyle şeylere meraklıysanız Discord'a ya da böyle çekim hataları gibi şeyleri görmeye meraklıysanız katıl üyesi olabilirsiniz. Onda aşağıda. Herhalde şu an aktiftir diye düşünüyorum ama ya da birkaç gün içinde aktif olur. Emin değilim tam olarak nasıl işliyor. Hepinizi Discord'a bekliyorum. Orada canlı yayın yaptığım platformdaki abonelerimiz de var. Onlarla küçük bir kitle oluşturmaya başladık yavaştan. Güzel bir muhabbet dönüyor içeride. Arada beraber oyun oynuyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz. Gelmek isterseniz Link açıklamada daha doğrusu katıl üyesi olacaksınız. Tam olarak nasıl olduğunu ben bir şekilde oraya yazarım zaten. Sanırım Discord'unuza YouTube hesabınızı bağlayıp o şekilde otomatik olarak katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi hepinizi bekliyorum. Ne yazık ki son 2-3 sene benim için gerçekten kötü geçiyor. Hayatımın belki de en kötü zamanlarını yaşıyorum. Burada içimi döküp böyle ağlıyormuşum şimdi. Aslında çok fazla mızmızlanmayı sevmiyorum ama artık yoruldum. Ve bu sebeple YouTube'a daha fazla video atacağımı söyleyebilirim. Ancak şunu da unutmayın. Babam hala hasta bu durum ne yazık ki devam ediyor ve onu da yanında olmam gerekiyor. Şu an Antalya'dayım ama hiç belli olmayacak zamanlarda. Gidebilirim onun yanına Sinop'a Samsun'a falan artık nerede olacaksa. Öyle yani bu videoda zaten oyun falan oynamayacaktım onu sonraki videolara saklıyorum. Ya beni desteklediğinizi görmek güzel tabi güzel yorumlarınızı bekliyorum ama buna rağmen kötü yorumlar da gelecek biliyorum. Youtube'a devam edeceğim arkadaşlar bırakmak gibi bir niyetim yok yakın zamanda. Bu arada şunu da söyleyeyim bu aboneler ve katıl üyelerinin sayısı 100'ü falan geçtikten sonra bir podcast serisine de başlamayı düşünüyorum. Eğer bu tarz şeylerle ilgiliyseniz, podcast dinlemeyi falan düşünüyorsanız ben de böyle farklı güzel bir seri yapabilirim. Fikirlerinizi yazın yorumlarda, görmek istediğiniz videoları yazın, içinizden ne geliyorsa onu yazın. Hepinizin bayramını kutluyorum bu arada, ne zaman izleyeceksiniz bu videoyu bilmiyorum ama bayramınızı kutlayıp uyuyakalıyorum şimdi. <laughs> Şaka yapıyorum. Sanırım söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer unuttuğum bir şey varsa yorumlar kısmına sabitlerim kendi yorumumu. Oradan da okuyabilirsiniz. Mutlaka bir şeyler unutmuşumdur diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu videodan sonra videolar normal bir şekilde gelmeye devam edecek. Takipte kalın, bildirimleri açın, kendinize iyi bakın ve hayatta başarılar.